Kıymetli dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Hearts of Iron 4 bölümüne hoş geldiniz efendim. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan Almanya'nın yeniden ayaklanışı, yeniden şahlanışı ve German Reich olarak çok çok kuvvetlenişini içeren serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar, videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Sizlerin beğenileri beni çok mutlu ediyor, haberiniz olsun. Ve kanala abone olursanız da müthiş olur efendim. Gerçekten çok müthiş olur. Bu arada adettendir efendim, hemen Türkiye Cumhuriyeti'ne şöyle bir destekte bulunalım. Sevgili Mustafa Kemal Paşa İngiliz kuvvetlerini parçalarken böyle birazcık daha rahat olsun efendim, öyle değil mi? Bu sefer bir değişiklik yapıp topçu mu yollasak? Ama topçu bize lazım, biliyor musun? Bak şöyle yapalım. Şöyle bir kalabalık 10 binlik bir şey arıyorum, anladın mı? 10 bin, 14 bin bak misal. Şu 14 binlik silahı gönderelim efendim. Ne kadarımız varmış tam olarak? 14.018 ve kuru kuru sadece silah da olmaz. Bir parça da support ekipman göndereceğim. Şöyle bir 2000 de support ekipman gönderirsem sevgili Mustafa Kemal Paşa'ya. Yunanlıları döverken ben İngiliz demiş olabilirim az önce, bana aldırış etmeyin. Ben Yunanlıları döverken böyle... destek olmuş olayım ve daha keyifli olsun, öyle değil mi? Oyun bir derin sessizliğe büründü sanki. Ver bir şeyler arka plandan. Şimdi sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz geçen bölümlerde burada Sovyetler Birliği'ni yerle bir etmiştik. Sovyetler Birliği'nin yerle bir edilmesinin akabine askeri fabrika sayımızı arttırıp kendi lastiğimizi basıp düşman kuvvetlerine doğru dalmayı planlıyorduk. Yani birkaç senelik bir gelişme sürecimiz söz konusu olacak. Lakin biz gelişirken onlar boş durmayacaklar. Onlar da gelişecekler ve açıkçası bu durum beni korkutuyor. Onların da fazla gelişecek olması. Burada ne gibi bir sorunumuz var ya? Dibimize atmadık mı bir tane? Buraya da yapalım bir tane. Ya bu arada ciddi ciddi Fransa'yı bu hattan mı yarmayı düşünüyorsun diye soracak olursanız evet. Çünkü yani Fransa bu ekonomiyle... Ne? Sevgili hocam, şaka yapıyor olmalısın. Bana şaka yaptığını ilet lütfen. Gerçekten şaka yapıyor olmalısın. Yani... 100 askeri fabrika ne lan? Aa, Fransızlar bizde tek başına böyle teke tek atabilecek güçte ha. Ne oluyor oğlum? Ne 100 fabrikası? Saçmalama. Bu arada ben neden savaş ekonomisine geçmedim fırsatım varken? Şu an fırsatım var, geçebiliyorum. Ve şu an ne alabiliyorum? Misal production efficiency güzel güzel. Günlük faşizm support. Ya, ülke zaten full faşist değil mi? Diğer özellikleri artmıyor. Politika puanı %15 daha fazla. Hmm. Alabiliriz çünkü boost popularity falan atıyoruz ya. Hoş olabilir. Yeni bir askeri grubumuz daha çıktı. %15 politika puanı alalım. Bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri ne alemde? Sevgili Amerika. %20 protofaşist. Hadi bakalım. Hadi bakalım, seni yanıma bekliyorum sevgili Amerika. İngiliz'in kolonisinden lastik almak ne kadar mantıklı? Kolonide... Ya full İngiliz kolonilerinde var canım. Belçika'da iki tanecik lastik var yani. Nereden alacağım? Kendim üretmeye çalışıyorum. Olmuyor. Olmuyor efendim, olmuyor. Şimdi sevgili hocam, şurada böyle yetenekli bir generalimiz var mı? Saldırısı yüksek. Maşallah. Sizi ayrı bir gruba alalım. Daha doğrusu şöyle yapalım. Bu arkadaş savunma ordusunun ta kendisi, siz yeni birisiniz, eyvallah. Buraya hemen aynı maraşerimizi alalım, teşekkürler. Sizin göreviniz hemen Danimarka'yı düşürmek olacak aniden. Danimarka düşecek ki Danimarka'nın düşüşüyle beraber sevgili ittifak kuvvetleri İngiltere tutup kafama çıkarma atamayacak. Ben de buradan bir kenardan Finlandiya, Sweden falan yesem mi böyle ya, tık 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 Baltıkları. Şey, Baltıklar diyorum, ay İskandinavya'yı. Ama İskandinavya'nın şöyle bir sorunu olur. Bu arada ben askeri ekipmanları falan her daim yani deli divane debuff'ım da olsa güçlendireceğim. Ben bir yerden 7. resort slotunu aldığıma yemin edebilirim. Ama nereden aldım hatırlamıyorum. O resort slotunu.
Şöyle yapsam misal research desem acaba research slotuyla alakalı bir bilgi verir mi bana? Yanlış mı yazıyorum acaba? Lan bir tek bu olamaz değil mi? Slot desem belki slot. Building slot. Ya ben bir yerden daha research slotu aldım ama nereden hatırlamıyorum. Benim save'de research slotu sayım fazlaydı. Ama ben o seride yani sağa sola fokuslardan Allah ne verdiyse hepsine yüklendiydim. Nereden geldiğini hatırlamıyorum inanın bana. Hava kuvvetlerinde miydi yoksa... Neyse canım 6 tane research slotu neyimize yetmiyor ya. Yanlış da hatırlıyor olabilirim belki. Oo bak buradan güzel bir general gelecek. Buradan çok güzel bir general gelecek. İstiyorum seni hem de 7 gün. Çatırt. Bu generalimizi siz beyefendi iyisiniz. Siz beyefendi değiştirilebilir misiniz? Bence siz değil de sizi de... Oo hepsi çok güçlü benim generallerimin ya. Oğlum maşallah her biri generallerimin taş gibi canım. Efendim o zaman buraya sizi koyalım. Ama atağı bu kadar yüksek bir general. Yani atağı da yüksek, savunması da yüksek arkadaş. Ne olacak? Burada nasıl bir ünlem sorunumuz var? Merhaba. Çok çok ileri gitmek istemiyorum da. Tanklara bir şöyle gidelim mi hafiften? Tankları bir tamamlayalım. Ve voila. Hocam fighterlar, bomberlar deli gibi basılıyor. Bir onluk daha bomber istiyorum. Neden bir onluk daha bomber istiyorum? Çünkü İngilizlerin denizleri de bombalayacağım. Patır putur bombalayacağım hem de. Buraya niye gidemiyorum? Otokrat parti baştaysa gidersin diyor. Otokrat parti başta değil. Profaşisten geldim direkt. Direkt geldim. Yiğidim buralarda bir şey mi vardı peki? Tık. Tık. Tıkı tık tık. Tamam hiçbir şey yapılamıyor. Peki şuradan hemen fighterların böyle bir uçakların production cost'unun düşüşünü alalım. Production cost'unun düşüşü bize yarayacaktır. Bununla beraber military fabrikalarımız basılıyor. Havaalanları basılıyor. Yavaş yavaş daha basılması gereken çok çok şey var. Onların bir basılmasını bekleyelim. Bununla beraber daha ülkeye anti-air da dikeceğiz. Ülkeye daha anti-air da dikilecek ama biz geliştikçe onlar da gelişiyor. Sanki böyle bir bu agaları şey yapsak mı? Zafer sarhoşluğu var kendilerinde zaten. Zafer sarhoşluğundan faydalanacağız o elemanların. Ansızın neye uğradıklarını şaşıracaklar. Ama çok çok erken vadede savaşa girmekten de korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Artileriye de git. Çok erken vakitte savaşa girmekten de çekiniyorum ya. Çünkü dediğim gibi bütün dünyadaki bütün lastik kaynaklarıyla kavgaya giriyorsun. Resmen buna kavga denebilir evet. Bütün lastik kaynaklarıyla kavgaya girince ne oluyor peki? Kötü şeyler. İngiliz'in ekonomi ne alemde peki? Oğlum bu ne ya? Bir de bu herifler şeyde değil mi? Pratial mobilization, pratial mobilization. Paşam Yunanları defedeydin. Volunteer gönder... Aa, daha ben volunteer gönderecek durumda değilim ama. Amerika ne alemde? Hemen Amerika'ya bakalım. Oh, Amerika'nın %26'sı faşist olmuş bile. Ya ben bir yerlerden daha yardım bekliyorum da kimden yardım bekleyeyim biliyor musun? İspanya'da falan savaş çıkacak zaten de. İspanya komüniste teslim olmuş. Portekiz sen de gelsene. Bir ara ben sana da Amerika'yı bir çevirelim sonra sana şey atacağım. Güzel. Burada zaten bir... Aa, lisans paylaşabiliyoruz birbirimizle. Burada zaten bir İtalyan müttefikim var. 1936'ya kadar beklersen bunlar beni mahveder ya. O kadar bekleme niyetinde değilim yani heriflerin uçağına yetişemem abi. Ne uçağına yetişebilirim ne başka bir şeye yetişebilirim. Şimdi buradakiler bombardıman uçağı öyle değil mi efendim? Bu bombardıman uçaklarını şuraya doğru getirelim. Bu arkadaşların görevi Northern Fransa'yı bombalamak olacak. Sizden bir 2000 yapalım. Tamam 2000 uçağın görevi bu. 2000 fighter'ı bir getir buraya. Şöyle. 2000 fighter'ın görevi de buraya yardım etmek olacak.
Ve bir 2000 fighter daha çıkarırsak çıkıyor mu? Bunların da görevi buraya. Ama 2000 çıkmadı. Çıktı. Sonlardan birini kapatsak şöyle. Tamam, burada 2000 oldu mu? Çüş. Biraz fazla adam koyduk sanki. Biraz daha fazla. Ama 4000 tane fighter çıkarabilmemiz çok iyi değil mi? Daha da üstüne üstlük fighter'ımız var. Biz bomber'a abanalım. Fighter'dan böyle bir tık daha kısıp bomber'a mı abansak? Abi sen bana yeterince bomber ver daha şuralara. Bak 2000 burada var, 2000 burada var. Bir 2000 de nerede var ya? Bir 2000 de şurada var. Buralarla daha İngiliz karasını falan ben bir gümbürdeteceğim. İngilizlerin orada bir şeyimiz olacak yani, gümbürdetmemiz olacak. Bu arada şu arka planda çalan hafif müziklerden telif yersen falan çok kötü olur ya. Ya render atarım videoya, sorun değil de yani başı sonu karışıyor ya. Tanklar bu arada az önce şey gözüküyordu. Hocam. Bu tren hiç Armored Car'a benzemiyor bu. Minik bir sorunumuz var galiba. Güzel. Ya lastik ne kadar az ihtiyaç duyarsak dışarı o kadar iyi bizim için. Petrol kaynağımız falan var zaten. Petrol kaynağını da kendimiz çıkaracağız. Peki ben burada Fransa'ya savaş ilan etsem? Beyaz Rusya'ya bir de garantörlük attı ya. Netherlands'tan askeri geçiş var ya, Netherlands üzerinden kafama damlarlar mı acaba? Ne olur ne olmaz bir 24'lük adam da oraya mı çeksem ben? Bence öyle yapalım. Ne olur ne olmaz bir 24'lük adam da oraya çekelim. Hiç sağları solları belli olmaz çünkü. Ansızın gelecek bir işgal beni üzebilir. Slotlardan birini komple işgal ediyorum şu an. Ya İngiliz'in bana hiçbir yerden çıkartma atabileceğini zannetmiyorum. İşin açığı dediğim gibi hani lastik kaynaklarını kaybetmekten çekinmesem ben bu adamların kafaya böyle bombardımanı gömerim de. Şunları da bir duplicate et. Ben bu adamların kafaya bombardımanı gömerim ama işte lastiklerden olacağımız için baksana o kadar tactical bomber basamıyorum zaten. Var mı yeterince topum tankım? Var, güzel. Early Bomber 4 basmaya başla. Şimdi artık bombardıman uçaklarını da duplicate ederken sorun yaşayacağız. 4 yıl ilerisinin, 5 yıl ilerisinin teknolojisi yapıştır. Yapıştır yapıştırabildiğine. Lastik üretmeye devam. Deli divane lastik üretiyoruz. Hop bak bir fabrika daha cebimize kaldı. Sivil fabrika sayısını ileride arttırırız. Ya da şöyle aralara bir iki sivil sıkıştıralım ya. İki sivil iki bundan. İki sivil iki bundan şeklinde. Ya da bir sivil bir bu. Bir sivil bir bu. Abi askeri gücümüz cidden çok fazla. Çat diye düştü adamlar sahaya. İnin lan siz de. Ne oyalıyorsunuz? Bunun neden önlem yandığını şimdi anlamama ne diyorsun peki? Bunca zaman geçtikten sonra maşallah. Abi bir de bak çok 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 önemli bir şey var. Biz o çok önemli şeyi hiçbir zaman için ihmal etmeyeceğiz. Sevgili İngiltere'nin elinde de uçaklar var. Yani uçağı bulunan tek şey gibi davranmayacağız. Uçağı bulunan tek devlet bizmişiz gibi davranmayacağız. Ne yapacağız peki? Aa bak bu arada bu general neredeydi bizim iyi general? Size verelim o zaman şöyle. Buradan burayı koruyabilir misiniz acaba? Bence oraya 1.24'lük yetmeyebilir ama hadi hayırlısı. Bu arada ordu division'ını şöyle bir 40 combat vite çıkaracak olsak misal. Nasıl olabilir onu düşünüyorum şu an.
42 combat fit. Ama sanki şöyle daha iyi olur gibi 41 combat fit. Ayrıca hospital, logistic company, engineer company bunları da istiyoruz. İsteyemiyoruz. Tamam. Garnizonları bir trainingleyelim. O şeyi kasılır ya. O experience kasılır. Bizim askerler zaten müthiş. Danimarka'nın oradaki orduyu da kastıralım. Buradaki orduyu da kastıralım. Antrenmanda yakalanmayalım da. Aa, politika puanım yok. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Popülerite atmaya devam edeceğim. Seni istiyorum. 1927. Bu seçimlerde mümkünatı yok. 1931 seçimlerinde anca alabiliriz. Birik birik. Ya bu armored car değil be adam. Oyunda iyice sapıtmış canım. Sevgili Türkiye, Yunanistan hala yaşıyor. Sevgili Türkiye'ye şöyle bir 50 bin daha ekipman göndereyim. Yunanistan hala yaşıyor efendim. Lütfen kendilerinin işini bitiriniz ya da ben tank bastığımda volunteer atayım, tüküreyim çarkına gidelim. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Romanya'ya falan dalamıyorum. Romenlerin petrolü istiyorum ama ileride Danimarka çöktükten sonra belki oradaki 24'lük orduyu Romenlerin oraya kaydırıp şey yapabilirim. Adamların cılkını çıkartabilirim. Okey, bu adamlar trainlendi. Bu adamlar da trainlendi. Bu adamlar da trainlendi. Army experience kasmak zor. O zaman zaten ben bunları komple artilleriye çevirirsem dünyanın masrafı çıkacak değil mi karşımıza? O yüzden tamamını artilleriye çevirmeyelim. Bak bu halde bile bu halde yetiyoruz kendimize. Bir kendimize yetelim. Misal dediğimiz planı yaptığımızı düşünelim. 41 combat fitlik bir artilleri birliğimiz olduğunu varsayalım efendim, öyle değil mi? Böyle bir durumda ne kadar artilleri açığımız oluyor? 1000 mi? Lan o kadar bastık mı biz artilleriye? Bir ara artilleriye bir şöyle 15 fabrika ver. Otuzu iyidir bu arada. Bir 5 askeri fabrika basalım mı kaşla göz arasında çat diye. Şurayı basarsam 5'ten fazla basmış olacağım biliyorum. Buralara da şöyle bir sivil alalım. Bu sivilleri ben aralara kaynatacağım, merak etmeyin. En başa bu tabi. Dediğim gibi siviller aralara kaynayacak efendim. Bir yandan ekonomimizi güçlendireceğiz böyle. Bir yandan da oh, lastiğe ihtiyacımız kalmayacak, ne güzel. Kendi kendine yetebilmek çok önemli. Çünkü hani dediğim gibi birazdan İngilizlerle falan savaşa girdiğimizde yanımızda kimse kalmayacak. Dünya üzerinde gerçekten kimse kalmayacak bize yardım eden. Ve bu bir problem. Ya sevgili Fransa, sevgili Benito Mussolini. Sevgili Fransa mı dedim az önce İtalya'ya? Abi demiş olabilirim, benim arada kafam karışıyor, bana bakmayın. Merhaba, buraya bir 1000 tane daha alabilir miyiz? Aynı bombardıman uçaklarından, maşallah hocam. Üf, ne güzel bastık öyle. Ne güzel bastık öyle. Bu bombardıman uçakları her yere gidecek bu arada. Düşmana da gidecek. 1934 yılının panzeri. İlk panzeri bassak ne güzel olurdu. Ama şöyle askeri ekipmanlara bir ilerleyelim. Bir yandan da 1927'ye geldi ya. Bir tane research slotuna support ekipman şey yapalım. Şu sınırda bir yerde şeyler görev yapıyor. Onları bir normale çevir. Normale çevir. Normale çevir. Çok hızlı hallettik zaten burayı. Normale, normale, normal zaten ora. Peki, peki, peki.
Ne zaman saldıracağız? Bu sorunun yanıtını ben de merak ediyorum. Bu sorunun yanıtını ben de kendime soruyorum. Ve ne zaman saldıracağız sorusunun cevabı sanırım dışa bağlılığımız bittiğinde. Yani şuradakiler basılmaya başladığında daha ama demir yollarını döşeyemedik. Demir yollarını da döşeyip öyle mi girsek? Ve demir yollarından daha büyük bir derdimiz var. Anti-air. İngilizler şuraya kadar bombalamasyon yapabiliyor. O yüzden böyle bir buralara hani uçak gerektirmeyecek şekilde bombalamasyon karşısında bir önlem alabilirsek çok hoş olur. Tamam, şu işler bir bitsin, o anti-air'ları falan da basarız. Ya şimdi bunlar bizim ekonomi kalbimizi vurursa, sanayi kalbimizi vurursa bizim de canımız yanar. O bizim canımızın yanmaması adına o anti-air'lar basılmalı. İlk başta anti-air'lar yeterli gelir herhalde. Yani İngilizlerin de 3-5K arası uçak falan basıyor herifler ya. Basıyorlar yani böyle her türlü. Oyun bana diyor ki Samet zamanı geldi. Zamanı geldi diyor. Zamanı geldi, hadi saldır bakalım. Askeri alımı açamıyorum. War ekonomiye geçtik. Kapalı ekonomiye geçemiyorum zaten. Savaşta olduğumda geçerim de gerek yok. Askeri fabrikalarımızı falan basıyoruz. Bütün ekipmanlarımızdan yeterince var. Çok çok iyi. Yardan tank basmaya başlayalım diyeceğim de. Panzer öncesi basmayalım ya. Tüfek de 15 tane olsun. Danimarka'ya da alsam misal. Fransa geliyor. Dur bakalım, Fransa ile 1v1 ise hallederiz. İngiliz de gelirse sorun ama İngiliz gelmezse Fransa ile 1v1'i de her türlü hallederiz. Danimarka hava sahasında uçacak uçak yok. Fransa'yı parça pinçik ediyoruz. Plan böyleyken ki eğer İngiliz gelmezse zaten bu bombardıman uçaklarını Fransa'ya çevirir. Fransa'yı tek de parçalarım. Şöyle bir savaş planımız olsun efendim buradan. Tıkı tık. İçeri girip yutalım onları. Şuralarda bir sürprizle karşılaşmayalım diye ordu hazır. Peki buradaki savunma kuvvetleri Danimarka'yı da savunabilir mi? Savunur. Savunur. Çok iyi. Eyvah, İngiliz'e geliyor. Evet, yani tam tahmin ettiğim gibi kafamıza herkesi alacağız. Herkes bize kafalama girecek. Hiçbir yerden ticaret yapmadığımızı varsayalım. Uçak eksi 10. Baba düzelecek, düzelecek o. O düzelecek işte. Mümkün mertebe basıyoruz her yere lastik. Ya İngilizleri mecbur bizim fighterlara kovalattıracağız o zaman ya. Ordumun deliciliği şu an çok fazla değil ama bu büyük savaşın büyümeden üstesinden gelirsek çok çok iyi olur. Ya benim save'de Japon da bana girdi. Hani böyle bir garip, gureba bir şeyler oldu. Peki Samet Efendi, İngilizleri nasıl halledeceğiz? Vallahi 200 tane submarine var ya. 200 küsür submarine'le adamları delebilir miyim acaba? Bilemiyorum efendim, bilemiyorum. O submarine'ler adamları delmeye yeter mi bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var, korkuyorum. Gerçi koskoca Almanya'yız, nereye korkuyoruz ki? Onlar ne kadar asker basmış olabilir? Ansızın beni geri itmeleri yok mu peki? Yapamazlar herhalde ya, tahminimce. Ya yapamazlar diye umut ediyorum ama bilmiyorum da tabii. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Klasik İngiliz her halta karıştı. Oh, 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 oh. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Büyük bir şey oldu. Hava savaşını kim kazanacak? Evet, ilk bombardıman geldi. Hocam siz bombersınız, siz fightersınız. Şöyle yapalım. Buradaki 500 arkadaşı nereye taşıyalım? Örneğin buraya taşıyalım. Ve bu arkadaşlar burayı korusun. 500 tanesinden kaçacak. İster istemez kaçacak. Deniz bombardımanımız nasıl gidiyor?
6 tanecik düşmüş, fark etmez. Güzel güzel güzel. Güzel abi, devirebildiğimizi devirelim. Devirebildiğimizi devirelim. Deviremediklerimizi artık yapılabilecek pek fazla bir şey yok. İlerleme savaş. Ha bu arada bu çocukları garnizonda da tutuyoruz ya. Military polis de ekleyelim yanlarına. Garnizona da bu ünite bakıyor. Military polis sayesinde daha iyi olur. Hava kuvvetleri hemen şöyle bir kendini geliştirsin. Hava kuvvetlerimiz çatır çutur çatır çutur vuruyor. Biz de Danimarka'yı vuruyoruz burada. İtiş kuvvetimiz o kadar fazla olmamasına rağmen. Yani konvoy falan kullanamam. Konvoylarımı yer bitirirler. Hocam İngiliz'i boğabilirsek bir boğmaya çalışalım mı? İngiliz Channel'da. Konvoy raidingle İngiliz'i bir boğmaya çalışalım. İngiliz sonuçta bir ada devleti ya. Böyle sağdan soldan kaynak almasını engellerse koş olur. Ay ay. Nasıl taktikal bomber deviriyor lan o? Evet abi. Hocam merhaba. Siz de mi bombardımansınız? Yok. Bu fighter. Efendim buradaki fighterları alıp Berlin'i korumak üzere görevlendirebilir miyiz? Teşekkür ederim. Kaçıyor yani. Bombardıman uçaklarını burada bırakmıyor. Kaldı ki bizim onları durduracak şeylerimiz var da hani demir yollarını bombalıyorlar, anladın mı? Dünya kadar mekanı bombalıyorlar. Sorun çıkartıyorlar bana. Danimarka'nın ele geçirilmesi lazım bir an evvel. Ki şuralarda, şurayı elimizde tutalım geçemesinler. Hocam merhaba. Sizden bir iki asker alıp buraya doğru yollayabilir miyim? Hatta şuraya şöyle. Yılan Gaming. Yakalandık. Buradan bir kişiyi buraya alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hatta o bir kişi orada durur mu? Ne oldu lan o herif? Nasıl yenildi? Bir şey oluyor. Bunlar bir yerleri bombalıyor gene. Bak nasıl bildim. Nasıl bildim diyor. Sanki bir sırmış gibi. Hemen şuraya takviye edelim sizi. Buraya bir 500 fighter daha isteyeceğim ben. Tamam. Tık tık tık. Tamam. Bu 500 yukarıyı korusun lütfen. İngiliz'de de bombardıman var. Bak 1500 tane bombardıman uçağı getirmiş. Ben senin kenti rahat mı bırakacağım? Oy 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 oy. Güzel, İngilizlerden güzel hasılat var diyecektim de. Arkadaşlar bir şey olmuş. Olan şeyi size söyleyeyim. Bizim gemiler yok olmuş kanka. Bir şey yani, minik bir şey, çok önemli değil. O kadar ciddiye almamıza gerek yok. Gemiler yok olmuş altı üstü yani. Çok bir şey değil. İmdat diye bağırayım mı bir yerde? Nerede bağırayım? Neresi uygun? Hocam merhaba. Tamirat kısmına böyle biraz önem verebilir miyiz? Şunları bir tamir eder misiniz rica etsem? Abi bizim hava kuvvetlerini bunlar çatır çutur avlıyor. Ya 1'e 5, 1'e 5 deviriyor elemanlar ya. Hocam merhaba. Sizi agresife alabilir miyim? Agresif. Lan agresif. Heh. Tamam, Danimarka çökecek. Çok iyi, çok iyi. Danimarka ne ara çıktı savaştan ya? Savaş başı İngiliz de Fransız kaldı. Tamam, Danimarka buna dahil olmamış. Ha, non-aligned olduğu için patlarını almadılar. Tabii Danimarka anında çotanak dedi, yapıştı kenara. Tamam tamam. Şu durum çok iğrenç. Yo tamam, sıkıntı yok. Buraya gemilerini sokamayacaklar çünkü. Ya bana Beyaz Rusya falan da savaş ilan etti. Çok farklı şeyler yaşadık. Çok farklı senaryolar. Gerçi artık buradan denize bir getirimde bulunamazlar Beyaz Rusya bizle savaşa da girse de. Çok kötü olur savaşa girerse bizle. Çünkü o sınırı koruyan askerimiz yok. Ya şimdi benim aşık... Aa ne oluyor ya? Kim devirdi burada bizi? İngiliz submarinleri. Nasıl geçti? Submarinler geçiyor galiba. Kanka şuralarda konvoyları da yemeye başladı. Adayı savunmasak mı lan? Abi salla burayı. Burayı salla. Burayı salla. Burayı salla. Hemen sana iki asker basılacak. O iki askerin yanına bir tane de beşlik basılıp tam olarak bu limanda bırakılacak. Şuradaki minik adaya gidiyor ya. O minik adadan sorun çıkıyor sürekli.
Lan ne oluyor lan? Yahu arkamı dönüyorum. Arkamı dönüyorum. Bizim analar peştemale sarılıyor. Bu ne ya? Oyunda bu arada event bozuk galiba. Sürekli aynı event gelip duruyor. Her hava sahasında kaçıyor eleman bu arada. Her hava sahasında kaçıyor. Şimdi bizim o kadar uçak uçurmamıza rağmen petrolümüz var şükür. Petrol konusunda sıkıntı yok. Anti-air'larımızı falan basıyoruz. Tabii ki tamirata da basacağız. Şöyle bir buradan bunu tamirata alalım. Onu tamirata alırken bir yandan da sevgili Amerika'ya popülarite boostlamaya devam edelim. Sevgili Amerika bize katılsın. Lütfen bize katıl Amerika. Lütfen. En olmadı iç savaş falan çıkarırız diyeceğim de sorun. Şimdi daha fazla toprağım olursa daha fazla lastik kaynağı çıkartabilirim. O yüzden buradaki sevgili ordumuzu hemen Çekoslovakya'nın etrafına yavaş yavaş bir bebeleri toparlamaya başlayalım. Çekoslovakya toplanacak, Macar toplanacak, Romenler toplanacak. Her yeri toplayacağız bunlarla. Ve abi işimizi şansa bırakmayalım. En azından bana şuradan bir 40 division basar mısın? 48 division bas. 2-24'lükle arkamıza yerleşelim, tamam mı? Ben Rusya'dan korkuyorum çünkü. Rusya ansızın gelecek diye korkuyorum. Adamların gemileri bombalıyoruz da bunlara işlemiyor ki. Bunlarda gemi mi biter? Sen İngiltere karasını bombala anam. Gemileri boş ver. Konvoy raiding falan yapmaya çalışıyoruz da bu hava sahasında bu arada bana meydan okurlar mı? Okuyabilirler ha. Bütün fighterları götürdüler oraya. Ne oluyor be? Buraya bir yere çıkarsa yalnız malak gibi kalırız. Gel. Şu iki adamı bu ve bu buraya, siz beşli kalın burada. Önemsiz bir general var mı? Almanya'da general mi biter? Yiğidim. Ama atak generallerimiz falan var. Yani bunlara general vermeye gerek yok ya. Kal burada, burayı koru. Çünkü gemiyle oradan oraya, oradan oraya giderken submarine'ler bizim çocukları vuruyor. Güzel, güzel, güzel. Bizim hava kuvvetleri devirmiş bunu gerçi. Yok mu bizim denizaltıların devirdiği bir şey ya? Aynı skoru görüp görüp duruyorum sanki. Hah, anladım. Bizim submarine'ler bir tane şeyi tutmuşlar. Hava savaşlarından sıra kara savaşlarına gelemedi. Bu arada Londra'yı öyle bir parçalıyoruz ki. Öyle bir parçalıyoruz ki. Parça pinçik etmeye devam. Bizim submarine'leri gömüyorlar mı? Bana mı öyle geldi? Galiba gömüyorlar. Galiba gömdüler. Neyse, bizde submarine bitmez. Galiba bitiyor lan. Biter lan. Galiba bitiyor. Tam daha fazla bombardıman yapamadılar değil mi? Çüş! Kim bombalıyor lan burayı? United Kingdom. Nereden? Abi siz sanırım psikopatsınız sanırsam. Beyefendi sanırsam psikopatsınız. Sal be beni, deliye bak. Aa, sanırım psikopat falan. Nereden atıyor bomba yardımını? Şeyden atıyor değil mi? Kıbrıs'tan atıyor galiba. Başka nerede toprağı var bilmiyorum kendisinin de galiba Kıbrıs'tan atıyordu oraya. Be, sapık mısınız acaba? Yani sapık olma ihtimaliniz var mı sevgili İngiltere? Ben bir parça sapıklık sezdim. Ne yalan söyleyeyim, ben bir parça sapıklık sezdim abi. Evet, donanmam elini alıp geri döndü. Belli bir süre görev yapmayın lan. Ne olur. Vallahi bak yeter. Yeter, aldığımız mağlubiyetler bize yeter.
2500 uçak savunuyor orayı. Ya ben oraya bir 2000 daha gönderirim de. Gönderemiyorum. Taktikal bomber'da eksiğim var. Hocam Fransa'nın oraya dönün şimdilik. Bir deneyelim mi? Hadi canım. Hadi canım. Parça ke pinçik ke. Hop şunu al. Başka neyimiz eksik bizim? 1928'e geldik. Ben yani göz açıp kapayıncaya kadar geldi. Bende tarihler yok şu an. Göz açıp kapayıncaya kadar geldik o tarihe. Abi bomberları bir tık daha geliştirelim. Deviriyoruz lan galiba. Şaka maka. Ha? Harbi mi? Harbi deviriyoruz. Oha. Oha girdik içeri. Birkaç noktadan deldik çocukları. Çok iyi. Erzak gidiyor mu bebelere? Gidiyor. Ben her yere erzak yeri kurdum. Aslanım sen ne zannettin burayı? Burada havayı vermemizin de bir yolu yok gibi duruyor. Her yerde hava bizde, tamam. Hava kuvvetlerini kontrol edeceğim diye kaşım gözüm şaştı. Ver çocukların eline Kar-98 ver. Şöyle yapalım. Bir miktar durunuz. Bir miktar durunuz efendim. Bir miktar durunuz. Yaklaşık 40 combat vite çıkarmak niyetindeyim sizi. Bir yandan Çekoslovakya'yı yiyelim 35 günde. Abi buraları alarak yeni bölgeler elde etmeyi amaçlıyorum. Ya yani German Avusturya, buradaki Macar devletleri, Romenler, özellikle Romenlerin petrol kaynağı için ki yani ileride tankman bastığımızda petrol lazım olacak. Tabii ki her şeyden önce yer. Çıkartma atamıyorlar. Buradan geçemiyor olmaları lazım. Vallahi buradan çıkabilirler mi? Türkiye geçiş izni vermediği sürece çıkamazlar diye tahmin ediyorum. Birazdan Çekoslovakya'ya güm diye ineceğim. Buradan alacağım hiçbir şey yok. Silahlarda bir ansızın öne geçmek istedik. Bununla beraber direkt 1934'ün panzerlerini almaya abanıp panzerleri alabiliriz ya da şöyle bir donanmayı mı kendine getirsek ya? Donanmayı mı bir titretip kendine getirsek acaba? İyi de hiçbir yer basmadın ki. Yo aslında basabilirim bir saniye. Harbiden donanmaya da abanabilirim ben. Bekle lan. Bekle lan İngiliz. Geleceğim sana gemilerle. Geleceğim. Geleceğim sana. Şuralara da bir iki sivil. Bu arada her şey yolunda değil mi? Belçika tarafından gelen eden de yok. Belçika'nın falan doğru düzgün askeri yok aslında ama dar yer ya, ittiremem diye korkuyorum ya. Ya Fransa'nın oradan nasıl girebiliyoruz ben de bilmiyorum ama girebiliyoruz abi. Ani saldırışlarda baksana. Ben şu birlikleri bir değiştireyim hele bir dur. Bir dur. Ben şu birliklerimi bir değiştireyim. Gerçi 48 Division'da arkaya basıyorum da. Hocam merhaba. Acaba bu hamlenin ardına basur olur muyuz onu merak ediyorum. Neler oluyor? 7000 fazlalığımız oluyor bir de. Üf. Üf. Bence bu parça ke pinçik ke ya. Ver. Ver adamlar bir şuradan alsınlar erzak tedariklerini. Hani parça ke pinçik keydi lan. Bir şey oluyor. Bombardıman uçağı zaten yetişmiyor. Seni 15 yapsak, bombardıman 30'da kalsa. Halledilir ya. Ya sahaya süreceğimiz adamlar olmasa bizimkilerin artillerisi tamam ama arkamı dediğim gibi çok şey yapmak istemiyorum. Arka tarafımı çok boş bırakmak istemiyorum.
Beyaz Rusya'ya karşı, hani onlar ansızın dalarsa, çünkü misal Çeklere daldım, onlar girdi, büyük sorun çıkar, anladın mı? Girmezler değil mi lan? Yok daha neler ya. Ya ne olur ne olmaz bir arkamı sağlama alıp öyle dalayım mı şunlara? Vallahi güvenemedim. Az buçuk ekipmanımız var. Biz onları itemesek de onlar da bizi itemez. Gel. Abi defansı yüksek adamları al şuraya. Gel baba. Kapan. Ama bir problem var. Bir miktar problem. Bu problemin adı da Sivastopol gibi. Öyle değil mi? Sanki bir garnizona 20 adam daha koyup oraya koysam, ya da 20 ne lan, 15 koy oraya, herhalde 15'i de itemezler ya. Şuraya çekeceğim. Bak tam olarak buraya. Şu öyle çekeriz şuraya. Ay hiç şey alamıyoruz lan, supply alamıyoruz ha. Hocam Sivastopol tarafını da kapatıp öyle bir şey yapsak da alsak, ya da yok artık daha neler ya. Çekleri korumaya da şey gelirse. Agresif de yapıştırın. Beyaz Rusya gelirse artık oha diyeceğim yani. Harbiden. Bir çüş derim. Ya havaya ihtiyacımız yok orada. Adamların askeri yok doğru düzgün. Adamların askeri yok. Ama burayı da mecbur koruyacağımız için. Dur yüz yüz koyalım da gene. Aynı stil çalışalım. Şöyle. Hocam tık tık. Çüş. Bunlar fazla. Bu 500 tanesi. Hop hop hop. Yürü bakalım al Çekoslovakya hava sahasını. Kaldı ki Çekoslovakya hava sahası diye bir şey kalmayacak da. Bombardıman uçaklarını getirdi değil mi? Kaçma. Kaçma benden, kapışalım. Kaçma benden, kapışalım. Bizim uçaklar da iki Air Experience kazansın. Neredeyiz efendim? Buradayız. Hemen Air Experience'la fullleyelim. Şimdi Çeklerin ardından burada bize zaten yerleşim yeri kazandırmış olacak bu bölge. Bu yerleşim yerine de bak aslında var ya, şunları bassak lastik eksiği yaşamayız ha. Bu arada elimizde yeterince yer olmuş. Konvoy basıp millete kestirmek yerine burada bak bir tane konvoy kalsın esasında. Bununla beraber gemileri bir kendine getirip gemi basalım. Şimdilik konvoy basılsın. Teknoloji ağacından gemilere gidip gemi de basalım. Donanmayı da kuvvetlendirelim. Donanmanın kuvvetlenmesiyle falan her şey yer rayına oturur zaten. Hava sahasını aldığımız an İngilizler bombardıman atamayacak. Zira uçakları getirebilecekleri bir yer bulamayacaklar, öyle değil mi? Oğlum Northern Balkan'da benim toprağım mı var? Yok ki. Hala ısrarla burayı bombalıyor mu? Burası benim hava saham değil değil mi? Buraya niye bombardıman atıyor? Kafayı mı yemiş? Ha, bilmiyorum, kafayı yemiş olabilir. Şu an ben de savaşı takip edeceğim diye kafayı yedim bu arada yani, bir minik. Bir minik sıyırdım. Oo, bu arada bizim topçular kendine geldi. Şu saldırı ordusu mahveder orayı. Ama Beyaz Rusya tehdidine karşı yerleştirdiğimiz ordu Allah'a emanet gerçekten. Harbiden Allah'a emanet. Ulan hiç mi bir şey basmadınız buraya be? Vallahi hiçbir şey basmamışlar hocam. Hiçbir şey basılmamış buraya. Tertemiz duruyor burası. Burası tertemiz duruyor. Stalingrad'a falan da basalım şöyle. Buralardan dağılır herhalde ya. Olmadı yollarla biz dağıtırız. O kadar kötü ki supply. Hadi diyelim ben Beyaz Rusya'yı burada ittim. Beyaz Rusya'yı burada ittikten sonra ne yapacağım ki? Tam yeter ya bu kadar.
Diyelim ben Beyaz Rusya'yı burada ittim. Adamlara iyilik etmiş olacağım. Bu adamlar da ölüyor, biz de ölüyoruz burada. Aa, bir asker mi? O bölgelere gidemiyor galiba. Yayılamıyor musun acaba? Hareket mi edemiyorsun? Yoksa yüz ölçümü fazla geniş olduğu için oraya o kadar adam mı koyamıyorsun? E peki ansızın gelirse elemanlar, onu ne yapacağız? İki tane 24'lük tümen burayı tutamıyor mu? Askerlerinin içinde ne var? Oo, askerleri de yapılı asker ha. Askerleri de yapılı asker. Şunları bir kovalayalım mı 2 saniye? Bana bir zaman verin hocam. Northern Balkanlardan da şunları bir kovalım. Sevgili saldırı ordusu, hücum. Bakalım birliğe yeni eklediğimiz topçularla beraber neler oluyor? Hiçbir şey olmuyor. 2 adım ilerledik, kaldık orada, öyle mi? Şu etkinlik bir iki kere daha gelirse çığlık atacağım. Amazım çıktığı kadar bağıracağım yani. İtemiyoruz abi, heriflerin at çok sağlamlaştı. Ve bize gıda gelmiyor mu? Yetmiyor, yetişmiyor. En önemli basmam gereken yer bu. Şunu bir en öne alayım. Geri kalanı halledilir. Ülkeyi aslında bir kendi haline bıraksam, ülke kendi kendini toplayacak da. Ülkeyi kendi haline bırakmadığım için şöyle bir büyük savaş gemisi de istiyorum efendim. Heavy Crusher örneğin. Büyük savaş gemileri de istiyorum. Bu büyük savaş gemileriyle beraber hareket edeceğim. Bu arada çok güzel. Silahlarla alakalı yeni bir upgrade'im de geldi. Abi benim piyade ünitelerim zaten kuvvetli. Çağının ilerisindeler. Çağının ilerisinde olmalarında bir sorun yok. Sorun şu, hava ve kara kuvvetleriyle ben bunu destekleyemiyorum. O resource speed'in artmasına az kalmış. Şunları da al bakalım. Efendim bu arada vaziyet gitgide kızışmaya başlarken biz şimdilik videomuzun sonuna gelelim. Lan ne oluyor saldırı ordusuna? Açlıktan ölüyor saldırı ordusu. Biz şimdilik bölümün sonuna gelelim kıymetli dostlar. İzleyip vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.